Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sözlerimize voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan milli kadın voleybol takımımızı kutlayarak başlamak isterim. Geçtiğimiz günlerde peşi sıra her gün bir büyük dünya devini yenerek, yarı finalde Amerika'yı, finalde Çin'i mağlup ederek hem Milletler Ligi'nde şampiyon oldular hem de dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldiler. Bu hepimiz için büyük bir gurur vesilesi. Ben bütün takımı Eda Erdem'in şahsında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kutluyoruz. Teknik kadroyu kutluyoruz. Kafilenin tamamını kutluyoruz. Bu büyük gurur için hem partimiz adına hem ülkemiz adına kendileriyle gurur duyuyoruz. Eda Erdem'in 100. yıldaki zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla Türk kadınına armağan etmesini son derece kıymetli ve anlamlı buluyoruz. Bütün takım, her birisi bir ayrı değer, her birisine minnet borçluyuz. Ebrar Karakurt da takımın en önemli oyuncularından bir tanesi, final sayısını alan oyuncusu. Ebrar'ın bütün ülkenin sevincine ortak olan ve bütün ülkenin, bütün takımla birlikte Ebrar'ı bağrına bastığı bir süreçte bir medya grubunun kendisine hedef göstermesini, sosyal medyada bu ülkenin bugünlerini, Cumhuriyet'in 100. yılının ne manaya geldiğini anlayamayan bir takım kafaların Ebrar Karakurt üzerinden başlattıkları hedef gösterme ve linç girişimini kınıyoruz. Ebrar'ın da bütün takımında sonuna kadar arkasındayız. Öyle ne Ebrar Karakurt yalnızdır, ne onu hedef alanlar sandıkları kadar güçlüdür. Onu hedef alanlar korkaklardır, acizlerdir. Aslında Türkiye milli takımının, Türk milli takımının, Türk bayrağının göndere çekilirken onu göndere çekenlerin, Atatürk'ün gencecik ve cumhuriyet sevgisiyle dolu kadın voleybol takımı olmasını hazmedemeyenler, kadını sahalarda hazmedemeyenler, kadını sosyal yaşamda hazmedemeyenlerdir. Bu kafa kadınları sahiplendirmek gerekir diyen kafadır. O kafanın hazımsızlığına karşı biz her yaştan Türk kadınının yanındayız, arkasındayız. Onlar bizim önümüzdeler. Bunu böyle bilsinler. Onlara dil uzatmaya kalkanlar da bunu bir kez daha düşünsünler. Çünkü karşılarında bizi bulacaklar. Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta bütün itirazlarımıza rağmen apar topar 1 Ekim'e kadar tatile sokuldu. Tatile girerken sorduk, nereye gidiyorsunuz diye. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Dünya kadar beklenti var dedik. Söz verdiniz, verdiğiniz sözleri tutmadınız dedik. Bunun yanında söz vermeyip görmezden geldikleriniz, unuttuklarınız var dedik. Staj mağdurları var, 2000 sonrasına kademe bekleyenler var dedik. Duygularıyla oynadığınız mahkum yakımları var dedik. Af beklentisi var dedik. Dedik ki nereye gidiyorsunuz? Bağkurlular var, SSK'lılar var, kamuda çalışan mühendisin, teknikerin, eczacının, kamuda çalışan pek çok görevlinin beklentileri var. 3600 ek göstergeden mağdur olanlar var. Uzman çavuşlar, uzman erbaşlar var. Siz nereye gidiyorsunuz dedik. Dinletemedik. Kapattılar, tatile koştular. Biz o gün itiraz etmiştik. Belki bir hafta, iki hafta makul bir ara vermenin olabileceğini ama meclisin bu süreçte tatile girmesinin doğru olmadığını söylemiştik. AK Parti ve MHP oylarıyla tatile girdiler, gittiler. Gittiler, bir yandan kaçarcasına gittiler. Çünkü daha meclis çalışırken meclisin üzerindeki bir vesayet makamı olarak söz söylemeye hiç erinmeyen, çekinmeyen Recep Tayyip Erdoğan yurt dışında hem ilk önce NATO üyeliğine karşı çıktığı, asla olmayacak dediği ülkeye meclise yollayacağız dedi. Sonra da meclisimiz kapalı bizim Ekim'e kadar dedi. Oysa ki o günlerde açıktık ama meclisimiz kapalı dedi. Apar topar kapatıp kaçtılar. Sonra da döndüler ilk gece, yani meclis çalışmalarını tamamladıktan 24 saat üzerinden geçmeden bu sefer inanılmaz zamlar yaptılar. O zamlar ülkenin gündeminde
Ancak parlamentonun gündeminde olamıyor. Çünkü parlamento kapalı. Siyasetin gündemi bu kadar yoğunken, bu kadar yakıcıyken, vatandaşın gündemi bu kadar yakıcıyken meclisin tatilde olmasını anlamsız buluyoruz, ayıplı buluyoruz. Bu hükümet tercihleriyle yurttaşımızı her geçen gün yoksullaştırıyor, işsizliği arttırıyor, enflasyonu körüklüyor. Vatandaşlarımızın büyük bölümünü açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşar hale getiriyor. Son 5 yılda 4 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Son 5 yılda 4 kez Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdiler. Ve son 5 yılda Merkez Bankası Başkanı 5 kez değişti. Oysa ki Merkez Bankası Başkanı seçilir ve 5 yıl görev yapar yazıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olması ve aldığı eğitim ve fiyat istikrarı noktasında kuruluş kanunu gereği doğruları yapması gerekiyor. Emir almaması gerekiyor ama laf dinlemiyordu, söz dinlemiyordu diye son 5 yılda 5 kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler ve ülkenin bugünkü ekonomide savrulan, tutunamayan ve her geçen gün daha kötüye giden bir türbülansın içinde devam etmesine engel olamadılar. İsimleri değiştirerek yapmaya çalıştılar ama isimlerin değil anlayışın değişmesi gerektiği, Tayyip Erdoğan'a sadakatin değil liyakatin esas olması gerektiği gerçekliğini bir kenara bıraktığınızda bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildi. Kurumlar vergisi oranı arttırıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla %8 olan KDV 18'e, 8 olan KDV %10'a, 18 olan KDV %20'ye çıkarıldı. Harçlara %50 oranında zam yaptılar. Akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV'ye yapılan fahiş artışlar da bunu izledi. Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. LPG'ye ise litre başına fiyat artışı 4 lira oldu. Böylelikle bir anda %21 ila 23 artış yaşandı akaryakıtta ve seçimden 14 Mayıs gününden bu parlamento millet tarafından oluşturulduğu günden bugüne kadar da akaryakıta gelen zam %71 ila %73 arasında değişir oldu. Ardından yine meclisin son gününde hep birlikte ek bütçeyi izledik. Ek bütçe toplam 1.9 trilyon lira. Ek bütçenin gerekçesine, her yerde anlattıklarına, büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve depremin yaralarını sarmak için bunlara ihtiyacımız var. Bunu o kadar inanarak anlatıyorlar ki, o kadar inandırarak anlatmaya çalışıyorlar ki, örneğin motorlu taşıtlar vergisi ödemek bir vatan görevi, ödememek depremzedeleri yüzüstü bırakmak. Motorlu taşıtlar vergisini arttırmak milli duruş, eleştirmek gayrimilli duruş. Bunu yapanlar 99 depreminde getirilen benzer düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı. Koşa koşa taşımışlardı. Bugün ÖTV'yi, MTV'yi eleştirmeyi vatan hainliği olarak gösterenler, varsa bir vatan hainliği, 99 depreminde bizzat yapmışlardı. Ve biz bugün geçtiğimiz hafta burada çıkan kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararlarını titizlikle inceliyoruz. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na verilen kanunla %5 Cumhurbaşkanı'na, %5 bakana bütçedeki oranları aşma imkanı, arttırma imkanı gelirken 3 katına, yani %5 20'de birken 3 katı, kanunun öngördüğünün 60 katı boyutta, düzeltiyorum, kanunun öngördüğünün 36 katı boyutta bir anayasa ihlali var. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Vatandaşlarımız
müsteri olsunlar. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunu fazlasıyla yapacağız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi demişken bir husus var. Sıkça sorulan, dile getirilen, onu da söyleyelim. Bu EYT düzenlemesi büyük adaletsizlikler içeriyor. Örneğin 2000'den sonra kademe bekleyen vatandaşlar, 17 gün geç sigortalı oldum diye 17 yıl fazla çalışacağım diyen vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne EYT'nin götürülüp götürülmeyeceğini soruyor. EYT ilk çıktığı aşamada Anayasa Mahkemesi'ne götürülse vatandaşlarımızın emeklilikleriyle ilgili bir engelleme, olası bir iptal durumunda karardan itibaren vatandaşların emekli olamaması gibi bir durum ortaya çıkacağından bu risk değerlendirildi ve EYT ilk çıktığı aşamada vatandaş emekli olsun, maaşı bağlansın diye beklenerek Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu tercih edilmedi. Ancak şimdi bu konuda yapılacak ilk değişiklik ve düzenlemeyle eşitliğe aykırılık ilkesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için o kanunda yapılacak ilk değişikliği bekliyoruz. Çünkü vaktiyle yapsak, ola ki Anayasa Mahkemesi iptal etti, dünya kadar beklentiyi, bizim üzerinde en çok çalıştığımız hususun bir anda durması söz konusu olabilirdi. İnsanların maaşları bağlansın diye beklendik. O kanun üzerinde yapılacak, ki hazırlıkları biliyorsunuz, yapılacak ilk değişiklikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda gerekli çabayı göstereceğiz. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar kanununun mağdurlarının doğrudan Anayasa Mahkemesi başvuru süreciyle ilgili de olası değerlendirmeleri yapıyoruz, çalışmaları devam ediyoruz. Bu konuyu da asla ve asla gündemimizden ve ülkenin gündeminden düşürme niyetinde değiliz. Biraz önce bahsettiğim ek bütçe meselesi 1.9 trilyon lira. Dedikleri, efendim, bu deprem için. Baktığınızda deprem için ihtiyaç duyulan para 507 milyar lira. Bu yürütmenin meclise sunduğu bütçenin içindeki kendi rakamı. Yani aslında gelen ek bütçenin %27,5'u deprem için. Bundan geriye kalan %72,5'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetiminden, savurganlığından, liyakatsiz ellerde seçime kadar ekonominin savrulmasından ve hiç şüphesiz o koltukta oturabilmek için Cumhuriyet tarihinin en ölçüsüz, en yarınları düşünmeden uyguladığı seçim ekonomisi yüzündendir. Şu bilinsin ki 4 lira vergi veriyorsanız 1 lirası deprem bölgesi için, 3 lirası AK Parti'nin seçim kampanyasının finansmanı ve beceriksizliğinin diyeti içindir. Verdiğiniz her 4 liralık verginin 3 lirası bu ülkeyi, bu kadrolar, bu liyakatsiz kadrolar ve bu hesapsız siyaset yönettiği içindir. Tüm bunlardan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak benim, 3 grup başkan vekilimizin, Saadet Partisi grup başkanı Sayın Selçuk Özdağ'ın, grup başkan vekillerinin ve Sayın Mustafa Yeneroğlu ve Sayın Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti ve Deva Partisi adına imzalarını koydukları, partimizden milletvekillerimizin tamamının imzalarının hazır olduğu başvuruyu birazdan önümüzdeki hafta Salı günü 25 Temmuz 2023 Salı günü meclisin saat 15'te toplantıya çağrılması istemiyle meclis başkanlığına ileteceğiz. Bu hazırlıktan önce biraz önce bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmiş partiler, kurdukları gruplarla görüştük. İyi Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekilleriyle görüştük. Halkların Demokratik Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekilleriyle görüştük. Ve HDP'nin ve İyi Parti'nin bu toplantıya
katılmayı düşündüklerini, bu konuda böyle bir gündemi mutlaka takip etmek gerektiğini düşündükleri ve kararlaştırılacak gün burada olacaklarını memnuniyetle öğrendik. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla, yine EMEP'in Sayın Milletvekilleriyle, meclisteki temsilcileriyle görüşmek suretiyle meclise milletin yolladığı herkesle görüştük. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini de bu konuda arayarak niyetimizi ve niyetimizin ülkenin gündemini meclisin ıskalamaması gerektiğini söyleyerek bu başvuruda bulunacağımızı söyledik. Resmi başvurudan önce mecliste milletin yolladığı temsilcileriyle ve o temsilcilerin meclisteki seçmiş oldukları yöneticileriyle temas etmiş durumdayız. Sayın Numan Kurtulmuş'u da arayarak durum hakkında kendisine de resmi başvurudan önce bilgi verdim ve toplantının zaten kendisine verilen yetki de 7 gün içinde çağrılma noktasındadır. Ümit ediyoruz Sayın Kurtulmuş da kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra bu toplantı çağrısına aynı gün için olumlu yanıt vereceğini değerlendiriyoruz. Aksi bir tasarruf olursa da meseleyi kendisiyle görüşerek soru çalacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü meclis toplandığında tüm biraz önce söylediğim ekonomideki kötü gidişat, yapılan yanlış işler ve meclis kapatıldıktan sonra vatandaşın sırtına vurulan bu tarihi yükle ilgili gerekli çalışmaları tamamlayacağız. Bu noktada Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklamayı dikkatle takip ettik. Diyorlar ki biz Avrupa'daki ülkelere baktık ve Avrupa'daki ülkelere göre Türkiye'de akaryakıt ucuz. Avrupa'nın en ucuz işte 4. ülkesiyiz. Avrupa'da birçok ülke bizden daha pahalıya akaryakıt kullanıyor dedi. Ve bu konuda açıklama yaptılar. Tabii sosyal medyada hızla bu benzer bir açıklamaya karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini kurmadan önce yaptığı değerlendirmeler çıktı. Hepiniz izlediniz, dönüyor. Ve diyor ki, sen nasıl oluyor da Almanya ile benzini mukayese ediyorsun? Benim saf vatandaşım da diyor. Evet ya, bizde benzin Almanya'dan daha ucuz diyor. Saf olma, kendine gel, ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür diyor. Bugün vatandaşa bir muhalefet partisi lideri, saf vatandaşım, saf olma kendine gel dese neler söylenir? Ama ülkenin başına musallat olmuş zatın nasıl bir orijinden, nasıl bir söylemden ve hani derler ya muhalefetin dili, nasıl bir muhalefet dilinden geldiğini görmek lazım. Ama esas neyi görmek lazım? Mehmet Şimşek'in açıklaması. Diyor ki bizden pahalı ülkeler var. İzlanda, Finlandiya, Hollanda, Norveç. Doğru söylüyor. Benzin bizden daha pahalı olan, öyle birkaç kat değil ama kimi birkaç sent, kimi biraz daha fazla pahalı olan ülkeler var. Peki hani alım gücü ya, bu benzini alan ülkelerde milli gelir kaç para? Bizde yıl sonu itibariyle ki daha gerilediği söyleniyor, 10 bin doların biraz üzerinde bir milli gelirimiz var. İzlanda bizden pahalı benzin alıyor, milli gelir 74 bin dolar. Kişi başına düşen milli gelir İzlanda'da 74 bin dolar. Finlandiya'da 51 bin dolar. Hollanda'da 56 bin dolar. Norveç'te 106 bin dolar. Norveç'teki kişi bizden birkaç sent pahalıya benzin kullanıyor. Ama bizden 10 kat fazla geliri var, maaşı var, satın alma gücü var. Yunanistan'da dahi 21 bin dolar bizim 2 katımız. Almanya'da 49 bin dolar, İngiltere'de 51 bin dolar. Türkiye'de 10 bin dolar milli gelir var ve utanmadan sıkılmadan mazot bizde pahalı değil, Avrupa'da bizden pahalı ülkeler var diyor. O ülkelerin milli gelirlerini buradan kayda geçirmeyi önemli buluyoruz. Tabii bu akaryakıtı bizim gibi tüketenler var, bir de bolca üretenler var. Bizimkiler bu ara onların kapısını aşındırmakla meşguller. Ama
keşke akaryakıt ucuza satılsın diye bir aşındırma olsa, mesele o kadar basit olsa. Tayyip Erdoğan Körfez turunda hangi ülkelere gidiyor? Suudi Arabistan'a gidiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Katar'a gidiyor. Bu Körfez turuna çıkınca şunu mutlaka hatırlamak gerekiyor. Suudi Arabistan'a gittiği Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı davası nedeniyle demediğini bırakmamıştı. Pek çok sözü var. Sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Bize bu dosyayı geri verin diyorlar. O dosyayı geri verirsek evlatlarımızın yüzüne nasıl bakarız demişti. O dosyayı geri verdiniz. Evlatlarınızın, bu ülkenin evlatlarının yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye Recep Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri için 15 Temmuz'un finansörüydü bunlar. Ve Tayyip Erdoğan adına manşet atan, icabında hedef gösteren, icabında hakaret eden gazeteleri şerefsizler diye ortak manşetlerde buluşuyorlardı. Şimdi o şerefsiz dediklerinin kapısında para dileniyorlar. Bu seçimde hiç duymadık. Hani bu seçimde çıkıp deseydiniz ya İstanbullulara, oyu bize verirseniz Kanal İstanbul yapacağız diye. Ama şimdi aynı plak yeniden çalacak. Çünkü Katarlılara satılan arazilerin akıbeti ne oldu diye merak ediyor Katar'ı zengin yöneten o zengin aile. Şimdi yine onların kapısını aşındıracaklar. Bizim dilimizde tüy bitti bazı şeyleri söylemekten. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zikzaklı, bu U dönüşlü siyaseti devam ediyor. Örneğin biz 12 yıldır Esad'la görüşün diyoruz. 12 yıldır bu mülteci sorununu çözmek için Esad'la konuşmak şart diyoruz. 12 yıldır bize hain diyor. Şimdi Esad'la görüşme gündem dışı değil. Görüşebiliriz diyor. Yani Esad'a selektör yapıyor. Karşıdan bir ışık bekliyor. Işığı alsa koşup gidecek. Seçimden önce Esad kabul etmemişti. Şimdi seçimden sonra karşıdan bir uzun bir kısa yapıyor Esad'a. Bir uzun bir kısa yapıyor. Çağır ki gelelim, seninle görüşelim diye. Biz Mısır'da olduğunda da söyledik. Oraya iki tane emekli büyükelçimizi yollamıştık. Mısır'da olan darbeye karşı olmak başka bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, şirketlerinin ve topyekün ülkenin menfaatlerinin hilafına Mısır'a kabadayılık yapmak başka bir şeydir. Suriye'de Esad'ın yaptığı yanlışları eleştirmek başka bir şeydir. Ama bu kadar çok mültecinin buraya gelmesine sebep olacak hataları yapmak başka bir şeydir. Bütün dünyaya efelik yapıp iç politika için sonra tükürdüğünü yalamak başka bir şeydir. Ama tabii bir yandan da bir fotoğraf yansıdı. Onu göstermeden edemeyeceğiz. Tayyip Erdoğan seçim sürecinde Sadat'la ilgili bütün eleştirilere alakam yok demişti. Beyefendi Sadat'ın CEO'su Melih Tanrıverdi Suudi Arabistan'daki heyette. Heyetle birlikte temaslarda bulunuyor. İş formuna katılıyor ve beyefendinin referansı Recep Tayyip Erdoğan. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Tabii Türkiye siyasetinde haklı çıkmanın ya da Türkiye siyasetinde böyle çelişkilerle tarihteki yerini almanın elbette bir gün tüm dünya siyaseti gibi haklılığın bir karşılığının ve bu kadar açık çelişkilerin de bir bedelinin olduğunu bu yüce millet elbet bir gün anlayacak ve birilerine anlatacaktır. O güne kadar doğruları söylemeye, tarihsel haklılıklarımızın arkasında durmaya, tutarlılığımızla mutlu olmaya, tutarlılığımızla gurur duymaya, bu çelişkileri millete şikayet etmeye devam edeceğiz. Millet o faturayı kesene kadar. Ayrıca tabii Recep Tayyip Erdoğan bu ziyareti sırasında son derece tartışmalı, son derece sorunlu sözler de söylüyor. İngilizce söylüyor ki millet anlamasın. Ülkenin bazı asetlerini alma durumları varmış. Aset böyle pürüpak, İngilizce yabancı dilde bir kelime, gayrimilli bir kelime.
Türkçesi varlık. Ülkenin varlıklarını satacağız diyor. Bazı varlıklarını satacağız diyor. Yani seçimden sonra gitti, pazarlamaya gitti, varlık satmaya gitti. Ama aset deyince sanki yapılan ihanet İngilizce yapılınca, İngilizce söylenince gözden kulaktan kaçar diye düşünülüyor. Bir de orada meydan okumuş. Göya diyor Potaş'ı satacakmışız diyor. Laf çıkarıyorlar diyor. Biz neyin satılıp neyin satılmayacağını iyi biliriz. Yani öyle bir şey ki Potaş satılmayacak bir şey. Eyvah ki eyvah, kesin hazırlıklara başlamıştır. Ne zaman böyle bir şey söylese yapar da. Peki Potaş satılmayacak bir asetti de, varlık da, şeker fabrikaları satılacak bir varlık mıydı? Bütün limanların, ya gençliğe hitap ede var. Ülkenin durumunu anlatırken, Türk gençliğini göreve çağırırken Atatürk, bütün limanlarına el konulmuş diyor. Bütün limanlarını sattın. Şeker fabrikalarını sattın. Barajları sattın. Tek el, tek el. Adı üstünde tek eldeydi. İçilen içkiden de, sigaradan da, üretilen alkolden de tek bir el. Devletin eli para kazanırken sen bunu Amerikalılara sattın. O satılacak aset miydi? Türk Telekom'u sattın. Kablo maliyetinin altına. Hariri'ye dolandırttın memleketi. Sattın. Parayı yediler, borcu kucağa attılar, böyle bir daha bakıyoruz. Bu ülkenin Türk Hava Yolları, dünyanın en iyi, en gurur duyduğumuz şirketimiz. Altın yumurtlanan tavuğu kestirdin sen ya. Onlar satılacak asetmiş de, satılmayacak aset BOTAŞ'mış. Bizce BOTAŞ satılmayacak bir varlıktır da, 63 milyar dolarlık varlığı sattın, bitirdin. Şimdi utanmadan ne satılır ne satılmaz ben bilirim diyorsun. Doğru vallahi, ne satılır sen biliyorsun. Ne satılmaz biz biliyoruz. Ama o satılmazların hepsini de satıyorsun. Ve 63 milyar bu ülkenin Atatürk'ten bugüne varlıklarını yok etti gitti. 128 milyar doları cayır cayır sattı. Hazinenin durumu ortada. Ülkenin durumu ortada. Vatandaşın durumu ortada. Biz önümüzdeki hafta bu süreçlerin tamamını tartışacağımız, meclisin açılacağı ve bu ülkenin gerçek sorunları konuşulurken, çözülürken kapanmayacağı bir yasama sürecini başlatmak istiyoruz. Bu noktada talebimize olumlu yanıt veren bütün muhalefet partilerine, milletin muhalefet görevi verdiği bütün milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu gündemle çalışıyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım. Aslında bu soruyu millet adına parlamentoyu çok yakından takip eden sizlerin cevaplaması lazım. Meclis ortalamaları içinde ne muhalefetin ne CHP'nin katılımı geçmiş ortalamalar içinde düşük değildi. Ama tabii bir kızgınlık var. Ben seçmenin kızgınlığını anlıyorum. Bu kadar önemli bir seçimde muhalefetin iktidarı değiştirememiş olmasına olan kızgınlıkla yapılan zammın bile hesabını muhalefete soruyor. Hepiniz biliyorsunuz ki mecliste bahsedilen gelmeyen milletvekili arkadaşlarımızın tamamı gelse de sonuç değişmeyecekti. Ayrıca milletvekillerinin sadece yasama faaliyetiyle görevli olmadıklarını bilmek lazım. Genel merkezimizin görevlendirmesiyle 30 arkadaşımız, meclisin görevlendirmesiyle 7 arkadaşımız çeşitli görevlerdeydi. Ancak muhalefetin bir diğer görevi bunun, bu yasama faaliyetlerinin anayasaya uygunluk denetimini yapmak. Orada da ilk günden beri tavrımız çok belli. Biz milletin yararına olan yasaları desteklemeye, ki bazen bu eleştiren bazı kalemler, ya işte bu yasaya muhalefet neden evet demiş? Çünkü içinde vatandaşın faydasına bir şey varsa, örneğin işte geçmişte biraz önce bahsettiğim gibi EYT ile ilgili genel faydaya olan bir durum varsa muhalefet milletvekilleri destekliyor. Bazen HDP, bazen İyi Parti, bazen diğer muhalefet partilerinin de haksızca eleştirildiği süreçlere tanıklık ediyoruz. Meclisin gerçekleri içinde eğer buraya çoğunlukla gelemediyseniz ve o çoğunluğu millet başka bir partiye verdiyse, o parti o çoğunluğu mecliste tutuyorsa sizin
zamma engel olma imkanınız olmuyor. Ancak oradan sonra Anayasa Mahkemesi sürecini işletebiliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece siyasetin mecliste yapılmasını düşünen ve kendini meclise hapseden bir parti değil. Geçmiş dönemlerden de biliyorsunuz. Aynı anda 6 farklı ilde 15'erli 20'şerli grupla faaliyet yürütüp burada da 20 arkadaşla denetim görevlerimizi, muhalefet görevlerimizi, grup yeter sayısı 20'dir, sürdürdüğümüz süreçler de oldu. Ancak muhalefeti eleştiren arkadaşların duygusunu ve haklı kızgınlıklarını da anlamak gerekiyor. Bu zamları yapacak, vatandaşa bu kadar kötü davranan ve belli bir zümrenin zenginleşmesi sonucunu doğuran, özellikle hepimizi sırtından kur korumalı mevduatla bir avuç zengini zengin eden bu hükümeti bu seçimde yenmemiz gerekiyordu. 25,5 milyon oy, anlamlı bir oy alındı ama karşımızda bu kadar kötü yöneten birisi 27,5 milyon oy alınca muhalefetin eleştirilmesi, vatandaş tarafından eleştirilmesi de son derece haklı ve doğaldır. O anlamda kendi payıma düşeni ve kendi payımıza düşeni de aldığımızı ifade etmek isterim. Üç gün önce. Meclis kapalı dedi. Bir anlamda doğru görüşmenin ertelenmesi için bir gerekçe gibi kullanılıyor. Öyle anlaşılıyor. Şimdi meclis olan toplantıyla açılacak. Sizin gündeminiz zamlar ancak getirirse bu noktada hükümet nasıl yaklaşırsınız? İlk önce bu soru şöyle, hem anlamlı ama tamamlanması gereken bir soru. Yayına gitmediyse İsveç'in NATO üyeliği için önce karşı çıkıp sonra Tayyip Erdoğan bir anda 180 derece bir dönüş yapmıştı. Ve bu dönüş hem bütün dünyada yankılandı hem Türkiye'de yankılanıyor. Bizim için sürpriz değil. Sayın değerli basın mensubu arkadaşımız diyor ki Erdoğan da meclis kapanmadan önce bizim meclisimiz kapalı deyip topu Ekim ayına kadar taca atmayı tercih etmişti. Şimdi meclis haftaya açılırsa bunu getirir mi diyor. Aslında soruyu şöyle tamamlayalım. Meclisin bunu görüşmesi için Dışişleri Komisyonu'ndan bu kanunun geçmesi gerekiyor. Bu uluslararası anlaşmanın. Dışişleri Komisyonu da yazın çalışma kararı aldı. Yani Erdoğan'ın bilen bilmeyen kalmasın ki meclisimiz kapalı dediği kısım genel kurul kısmı. Oysa ki Dışişleri Komisyonu'na ilgili yasayı, uluslararası anlaşmayı getirdiği takdirde çalışmasında bir engel yok. Erdoğan muhataplarını kandırıyor. Erdoğan Türkiye'deki vatandaşları kandırıyor. Oysa ki birinci adım Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesi. Ona bir engel yok. Ama meclisimiz kapalı. Bizim orada kepenkler kapalı. Ekim'e kadar bekleyeceksiniz diyor. Bu sadece tarihi bir U dönüşü yaptı. Kur'an yaktılar. Neredeyse ertesi günü U dönüşü yaptı. Önce Kur'an'ımızı yaktırmayız. Buna sessiz kalanları NATO'ya almayız diyordu. Sen önce bizim senden istediğimiz teröristleri ver diyordu. PKK senin orada gösteri yapıyor diyordu. Bunları NATO'ya almayı savunanlar vatan hainidir diyordu. Söylediği sözün gazetedeki haberinin mürekkebi kurumadan U dönüşü yaptı alacağız dedi. Türkiye'ye gelip ya sen daha dün böyle diyordun ne oldu denmesin diye zamana yaymaya çalışıyor. Oysa ki Dışişleri Komisyonu'nun çalışma kararı var. Yani ilk dükkan açık, muhataplarını kandırıyor, milleti kandırıyor. Başka soru var mı arkadaşlar? Bizim bütün milletvekillerimizin imzası var. Onun dışında bu toplantıya imza koymak isteyen partilerden grup başkanlarının ve grup başkan vekillerinin imzasını aldık. Ama şöyle hani kaç imza var diye baktığımızda 136-137 imza olmuş oluyor. Buyurun. Ben tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce ilk sorunuzu sorayım. Geçen sene
Halkların Demokratik Partisi katılmayacağını söylemişti. Tabii burada şöyle bir şey var. O süreçte belki resmi başvurudan önce bizim bir temas etmememizin de eleştirmişlerdi. Biz de bu eleştiriyi hani yine de gelmeliler demiştik ama o eleştiri haklıydı. Biz ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak dün mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri ve mecliste milletvekili bulunan siyasi partileri ya da temsilcilerini teker teker ve meclisteki sandalye sayıları oranında önce muhalefeti, bugün de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni ayrı ayrı aradım ve bilgilendirdim. Bu noktada tüm partilerde katılacaklarını söylediler. Böylelikle 200 rakamının çok rahatlıkla aşılacağı ve meclisin açılacağı, gündemin görüşüleceği anlaşılıyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'ne de AK Parti'ye de bilgi verdim. Bu konuda hani bir iyimserlik içinde değilim. Milliyetçi Hareket Partisi genelde bu durumlarda kendisi ne kadar doğruyu söylese de Tayyip Erdoğan 2 kere 2 5 de dese ona el kaldırabiliyorlar, destek verebiliyorlar. Umarız ki seçim geçti, seçimden sonra bu yakıcı yıkıcı zamlar geldi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaştan yana bir tutum sergilemek istiyoruz. Geçen hafta söyledik ama emekliye zam yaptıramadık dediler. Ve söyledik ama mümkün olmadı diye düşünüyorlar. Haftaya bu toplantıya gelirlerse, bu konuda destek verirlerse memnun oluruz. Bizim önergemize destek vermezlerse ama ardından biz meclisin çalışmalara devam önergesini vereceğiz. Biliyorsunuz iş tüzük meclis çalışmalara devam kararı almadıysa tatile devam eder diyor. Yani orada bir devam önergesi tarif ediyor ve o devam önergeleri veriliyor. Biz de o önergeyi vereceğiz. Örneğin devam önergesine destek verirlerse çok kıymetli olur. O devam önergesinden sonra meclis çalışırsa biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin sadece MHP milletvekillerinin vereceği bir kanun teklifine dahi oy vermeye hazırız. Yeter ki emekli maaşlarını arttırma noktasında bir irade göstersinler. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, 51 milletvekili var tahmin ediyorum, 51 milletvekiliyle bir kanun teklifi versinler. Biz muhalefet partileri olarak, biz CHP adına 130 milletvekiliyle ve o gün kullandıkları oylara bakarak bütün muhalefet partileri emekli maaşını az bulmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önergesini destekleyelim. Kanun onların olsun. Biz bir elimizle değil iki elimizle evet oyu vermeye hazırız. Yeter ki Milliyetçi Hareket Partisi bu sarayın tasallutundan, meclisin üzerindeki baskısından, her şeyi biz biliriz, saray derse olur, demezse olmaz meselesinden bir kurtulmaya çalışsın. Böyle vatandaşın, emeklinin, emekçinin, vatanın, milletin faydasına işlerde birlikte hareket etme refleksine kavuşsak Türkiye çok şey kazanır. Bence bu işten Milliyetçi Hareket Partisi de çok şey kazanır. Bugüne kadarki pratiklerinde bunu göremedik. Bundan sonra yaparlarsa biz emekliler için bir araya gelme noktasında çok anlamlı buluruz bu birlikteliği. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da geçen dönem MHP biz muhalefet partisiyiz, denge ve denetleme görevinde olacağız demişti. Geçen dönem bu görev biraz aksadı. Bu dönem ilk adımı doğru atarlarsa buradan millet kazanır. Hepimiz kazanırız. Bence MHP de kazanır. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.